Salih? Ne işin var senin burada? İyi misin Salih? Sana soruyorum. Neden buradasın? Feride Hanım, siz gelmeyeceğim deyince... bari ben gelip görüşeyim dedim Kara ailesiyle. Tam da çıkıyordum. Konuşulanları isterseniz adliyede mütalaa ederiz. Yok, siz buradayken biz bir daha konuşalım. Ne dersiniz? Sizin için uygunsa tabii. Tabii tabii, buyurun. Merhabalar. Merhaba. Salih Bey'le tanışmışsınız. Ben de kendimi tanıtayım, tanışmadık zira. İstanbul Adliyesi'nden Ağır Ceza Reisi Feride Şahdoğlu. Memnun oldum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne bak, babamın davasına bakan Hakim Hanım gelmiş. Hoş geldiniz. Buyurun, şöyle içeri geçelim. Tüm sorularınızı iştenlikle cevaplayacağız. Nakledeceğimiz çok şey var. Buyurun lütfen. Böyle mi içeri? Tabii tabii, buyurun. Hadi Salih Bey. Bir delilik etme. Siz şöyle buyurun Hakim Hanım. Orası daha rahattır. Peki. Siz de geçin evladım. Sağ olun. Çay, kahve ne alırsınız? Hayır, teşekkür ederim. Ben bir şey almayayım. Nazif, gel buraya. Anne, yıkamayacağım ellerimi. Nazif dedim. Evde başka kimler var? Benim kız, damat, torun. O kadar. Onlarla da tanışmak isterim. Ben bir bakayım. Yeni kahvaltı etmişlerdi. Uygunlarsa gelirler tabii. Siz Orhan Kara olmalısınız. Ta kendisiyim. Ben de size bir şey soracaktım. Böyle her davada kapı kapı gezer misiniz? Yoksa babamıza mı hususi? Şimdi Orhan Bey, her davada kalem kırılmıyor, can alınmıyor. Her davanın maktulü maalesef benim bir yakınım olmuyor. Bu yüzden hassasiyetim. Umarım anlatabilmişimdir. Anladım. Mahir Kara. O nerede? Ha, abim mi? Siz orada rahat mısınız? Yerinizi pek beğenmediniz sanki. Kendisi duruşmaya gelmedi. Neden? İl dışında mı? Herkes de abimi soruyor canım. Ama merak edilen zatmış. Lakin... abim şehir dışında değil. Abim burada. Bizatihi burada. Evimizde. Hiçbir yere gittiği yok. O vakit duruşmaya neden gelmedi? Babasının hayatı söz konusu. Böyle sorumsuzca bir davranış olabilir mi? Bilmem. Babası için de canını verir halbuki. Fakat o kadarını abime sormak gerekir. Bana bu konuda bir malumat veren olmadı. Pardon, sizin adınız neydi? Ben unuttum da. Salih.
abimin aklından neler geçiyor maalesef bilemiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Demem. Neticede kendisi büyüğümüz. Atamız. Babamızdan sonra ailemizin reisi. O nasıl yaparsa, nasıl buyurursa bize de ona göre davranmak düşer. Bizim meşrebimize başka türlü davranmak uygun düşmez. Siz beni daha iyi anlarsınız. Değil mi Salih Bey? Yine bir... Buraklar ne? Ben de geleceğim, ben de diyeceğim hakim hanım. Benim de sen kahraman diyeceğim. Feride Hanım, biz aileyle konuştuk. Ben hem sizi baş başa bırakayım hem çıkıp biraz mahalleye dolaşayım. Salih Bey, birlikte konuşsak daha iyi olmaz mı? Kapıda da söyledim. Çıkıp biraz hava alsam daha iyi olacak Feride Hanım. Siz bilirsiniz. Kızacaksın bana biliyorum. Ama dayanamadım yine. Sana yapmıştım. Sen çok seversin ya. Lakin istemezsen atarım çöpü. Yok yok isterim. Tamam hadi girelim o zaman yeriz beraber. Size gitsek daha uygun olur. Hem sen bana bir de çay demlersin. Laflarız da biraz. Olur. Bakma beklettim. Geleceğini hiç tahmin etmediğimden ocağa çay koymamıştım. Anca aldı demini. Eline sağlık. Ne demek? Afiyet olsun. Nasıl olmuş? Ben de bakamadım daha tadına. Harikulade. Zaten... Senle İlknur dışında bunu becerebileni görmedim ben. Öyle mi diyorsun? Sağ ol. Senin daha canın çektiği bir şey olursa sen bana söyle. Ben hemen yapar getiririm. Malum sizin ev kalabalık. Belki denk düşmüyordur. Sen bana haber et. Ben hemen pişirir getiririm. Hiç erinmem. Boşuna dememişler. Komşu da pişer, bize de düşer diye. Beğenmedin sen. Yok, bilakis bayıldım. Bitirmedin ama. Safiye Sultan sabahları bir şey yedirmeden bırakır mı? Bilmiyor musun? Peki. Nurten nerede? Okulda. Ha, nasıl dersleri? Ne diyor öğretmenleri? Vallahi Allah Nurten'den yana yüzüme baktı Mahir. Dersleri fevkalade, hep iftara geçiyor. Öğretmenleri de bırakmasın ardını, muhakkak fakülteye gitsin diyorlar. Öyledir benim kardeşim. Ayten, maddi manevi ne yapmamız gerekiyorsa söyle. Nurten'i okutmak bizim de vazifemiz biliyorsun. Tabii söylerim Mahir. Sizden başka kimimiz var? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Evde her şey yolunda mı? Bana bu soruyu sormayalı. O kadar zaman oldu ki Mahir. Bir kötü oldum, affedersin. Zira sorduğun için sağ ol. Hiçbir eksiğimiz yok. Öyle ya da böyle, size yakın olduğumuzu bilmek bize yeter. Ayağınıza sağlık. En azından anladık ki adaletten yana bir hakimimiz var. İyi günler. Hakim abla. Efendim? Al bunu. Dedeme asma. Bunu as. Oyuncak bu.
O zaman kimse ağlamaz. Hakime Hanım, şimdi benim de bir şey dememem lazım herhalde ama bir daha da göremeyeceğiz belki sizi. Ne olur inanın bize. Benim babam güzel bir insan. Kıymayın babama. Eline sağlık, çok güzel olmuş böreğin. Anne, tutamadım ki kendimi. Üzülme kızım, üzülme. Babamın hayatı bu kadının iki dudağının arasında. Ben nasıl tutayım kendimi? Dur oğlum, kendini de üzme, bebeğimizi de üzme. Hadi. Gel. Ne dersin oğlum? İnandın mı bize? Gönderecek mi babanı? Ne bileyim anne ya. Kıymetline sor. Kadının koynuna giren o. Saçmalama. Abin yapmaz öyle şey. Hadi ben kalkayım artık. Aa, ateş almaya mı geldin Mahir? Niye hemen gidiyorsun? İşlerim var Ayten. Ben mi yanlış bir şey yaptım? Ağzımdan canını sıkacak bir laf mı çıktı? Huyum kötü işte. Biliyorsun tutamıyorum. Kendimi çıkıveriyor ağzımdan. Hayır Ayten. Her şey harikuladeydi. Hadi alasmadık. Güle güle Mahir. Günün aydın, yolun kısmetli olsun. Ah Mahir. Mahir, ne haber kardeşim? Özür dilerim Cennet. İyiyim İsmet, sağ olun. Gün... Ya İsmet, kusura bakma, uğrayacağım ben sana şu anda. Neredesin sen Salih? Buradayım işte. Geldim Feride. Sağ ol. Görüyorum. O kadar kör değilim daha. Feride sakin ol. Nasıl sakin olayım? Sen bana söz vermedin mi? Hı? Biz anlaşmadık. Nasıl gelirsin benden habersiz buraya? Sen de bana haber vermeden geliyorsun. Lakin ben senin gibi bağırıp çağırmıyorum. Hayır, bir de beni o insanlarla yalnız bırakıyorsun. Madem buradasın niye gidiyorsun? Ya bana ters bir davranışta bulunsalardı? Buraya bana haber vermeden geldiğine göre bunu göz almamış mıydın Feride? Yapma Allah aşkına. O Orhan Karan'ın bakışlarını görmedin sen. O insanlar kimseye zarar vermez. Eminim bunu görmeyecek kadar kör değilsin. Söyleyeceklerim bitmedi Salih. Benim bitti Feride. Ben seninle kavga etmek istemiyorum. Hele bir de böyle sokak ortasında. Araba şurada. Güzel. Bence de. Buyur. Estağfurullah, sen buyur. Peki. Nazif'in kurşun askeri. Sen nereden biliyorsun? Sen gelmeden hemen önce bununla oynuyordu da bunlarla. Sana mı verdin? Koy orayı, atarız zaten sonra. Atar mıyız? Neden? Salih, ben buraya duygusal etki altında kalmak için gelmedim. Sanık ya da sanık yakınlarının duyguları manipüle etmesine izin verirsem... ...ben görevimi doğru icra etmemiş olurum. O yüzden lütfen şimdi kaldır şunu. Kızınca çok çirkin oluyorsun. Öyle mi düşünüyorsun? Çirkin miyim gerçekten? Sana çirkin diyeni mıhlarım ben. Ben
merak etmiyor musun Kara ailesi hakkında ne düşündüğümü? Meraktan ölüyorum. O kadar kızgındın ki sormaya korktum. Sani yapma, ben öyle biri değilim. Acaba öz kardeşim bile cadı diyor Feride senin için. Buradan anla. Salih, tamam. Ne düşünüyorsun? Nasıl insanlarmış? Rahmetli başsavcıyla görüştüklerine dair bir ipucu yakalayabildin mi? Hayır. Senin de söylediğin gibi gayet normal bir aile. Hoş sen benden önce tanıdın. Yani tereciye tere satmayayım şimdi. Hayır. Ben senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Sevdin mi Kara ailesini? Ne yalan söyleyeyim, sevdim onları. Çok sıcakkanlı, birbirine bağlı bir aile. Çok zarif, yüce gönüllü insanlar. Zaten anlattıklarından, bakışlarından, safi iyi yürekli insanlarda olan mahcubiyetlerinden anlıyorsun nasıl insanlar olduklarını. Sadece o Orhan Kara'ya gözüm tutmadı benim. Ona da belki Melih'ten ötürü ön yargılıyımdır, bilmiyorum. Sonuçta benden özür diledi, bu iyi bir şey değil mi? Asıl sen söyle, mesleğinden ötürü insan sarrafı olan sensin. Sen ne düşünürsün? Meslekler insana görme yeteneği vermez Feride. Gönül gözün kapalıysa körsündür. Doğru, haklısın. Ben de öyleydim. Sonra sen geldin. Gönlümde, vicdanımda aydınlandı. Yok, yanılıyorsun. Yüreği olmayanı vicdan aşılayamazsın. O güzel yüreğine tutkunum ben senin. İnsanlığın, adaletin. Kocaman yürekli bir kadınsın sen. Lakin çirkin. Kızınca dedik canım. Feride, Latife diyorum biliyorsun değil mi? Asma suratını. Yok, ona değil. Toruna takıldı aklım. Hani bıcırık var ya, sarı kafa. Nazif. Duruşmaya da gelmişti. Sen bana kocaman yürekli dedin ya hani. Asıl kocaman yürekli olan o. Gözlerinden baktığında ta içini görebiliyorsun. Minnacık bedeninde koca yükler saklı. Küçücük yaşında bu acıları yaşadığı için üzüldüm ben. Yine göremedik adamı. Esrarlı mı desem, kaçıyor mu desem bilemedim. Tesadüftür Feride. Tesadüf mü? Bu kadarı filmlerde bile olmaz Salim. Lakin şunu kabul etmek lazım. Adam hem veznecilerin hem de ailesinin kahramanı olmuş. Hayranlık duyuyorlar resmen. Çok merak ettim bu Mahir Kara'yı. Eğer anlattıkları gibiyse dünyada eşi benzeri yok bu adamın. Görmediğin adamdan bayağı etkilenmişsin ha. Sen de dilinden düşürmedin. Mahir Kara şunu yapmış, Mahir Kara bunu yapmış. Salih, sen kıskanıyor musun Mahir Kara'yı? Ne münasebet canım? Öyle bir şey mümkün değil. Neden kıskanayım ki Mahir Kara'yı? Abi fotoğrafını bile görmedim. Nasıl biri acaba? Kıskanma. Elbet bir gün tanışacağız Mahir Kara'yla. Ne kadar kaçabilir ki mahkeme heyetinde? Sen geç istersen ben geliyorum. Bir işim var. Peki. Bitti mi ifadeler? Erken kalkan yol alır. Ben pek bir şey yakalayamadım ama. Biri okuttuğu çocuklardan birinin babası. Diğeri de bir arkadaşı. Daha önce ifadelerini almışlar mı? Mevzuyla alakalı mı?
Ne ifadeleri alınmış, ne de duya neden olmuş. Ne hakimmiş bulabildin mi? Henüz değil. Ama önemli biri olduğu kesin. İyi. Bir ihtiyaç olursa haber ver. Sağ olasın. Mekanı biliyorsun artık. Sonra o durumu da anlatırsın değil mi? Anlatırım, anlatmasına da. Duyacakların hoşuna gider mi bilmiyorum. Devam. Sağ ol. Bu. Buyurun. Merhaba. İyi günler, buyurun. Salih İpek adına bir paket var. Kimden? Nereden geliyor? Üzgünüm, söyleyemem. İyi, masası şurası. Tamam. İyi günler. Ay Salih'ciğim, az evvel sana bir hediye geldi. Hususi zannımca. Kim bana buraya hediye gönderir ki? Valla bilemiyorum ki ben de. Ama gelen adama sordum. O da bilmiyormuş. Allah Allah. Aa, çok ince zevkli biriymiş. Çok şık. Ay Salih, İpek bu. Bunu işleme koy lütfen Bahar'cığım. Hakim Hanım, bir şey mi oldu? 5 dakika önce birlikte girmedik mi buraya? Var bir şey. Yok, ne olabilir ki? İşte şu bakış. Bir şey olmuş. Feride yeni aldığın süpürgenin elinde ne oluyor? Kimden o hediye? Bilmem. Bir not yoktu. Demek ki tahmin edeceğini düşünmüş. Tahmin edemedim ama. Nişanlından olmasın? Ondanmış işte. Feride, benim bir nişanlım yok. Kimden geldiği de umurumda değil. Sana söylemem gereken bir şey var. Müsaitsen dosyaları alıp geleceğim. Bekliyorum. Bana sormuştun ya ne yaptığımı. Bitince anlatırım demiştim. Tahkikatım bitti. Artık anlatabilirim. Mevzu Turgut Bey ile alakalı. Dinliyorum. Ben Serra Aşık'la görüştüm. Tabii. Şaşırmamam gerek. Söz vermiştin ama tavrın hiçbir zaman değişmeyecek. Netice nedir? Turgut Bey ile Serra Hanım tam 1 yıldır birliktelermiş. Hatta nişanlanmışlar. Emin misin? Yeniden gördüğünde sen de sorabilirsin. Turgut Bey'in söylediği tek yalan da bu değil. Cinayet günüyle ilgili herkesin ifadesini aldığını... Soruşturmayı eksiksiz tamamladığını belirtmişti ya. Evet. O da yalan. İşte. Cinayet günü Süleyman Bey'i ziyaret edenlerin ifadeleri. Az önce Yasin Komiser'den aldım. İfadeler yeni alındı. Daha önce de alınmamış. Kimse onlarla görüşmemiş. Sadece senin değil Feride. Adaleti de kandırıyor. Feride. Ben yalancıyım.
Sana yalan söyledim. Kendimi asla affedemem. Asla. Ben davadan çekileceğim. Bu dosyadan çekilmeyecek Salih. Çekilmesi gerek. Adam yalan söylüyor. Ben bunu yapmayacağım. Mesleki hayatını bitiririz. Bunu yapmam. Evet bir hata yaptı, yalan söyledi. Ama ifadelerde gördün. Herhangi bir bilgi ya da ipucu yok. Davanın seyri aynı. Geç kaldın Feride. Aç artık gözünü Feride. Niye inat ediyorsun? Her şey ortaya çıktı işte. Bak sen ona bir şans verdin. Gittin konuştun, sordun. Ama o sana anlatmadı. Yapabilirdi ama yapmadı. Yalanına yalan ekledi. Feride. Turgut Savcı bu işin içinde. Bir çıkarı var. Ne bileyim ya da bir korkusu. Dosyayı hatırlasana. Süleyman Bey'in iddiasını. Her şey harfi harfine uymuyor mu? Savcı Bey'in yaptıklarına bak. Sen Turgut'un yaver olduğunu mu söylüyorsun? Salih söylesene, sence yaver Turgut mu? Olabilir. Önemli bir şey mi böldüm? Mühim değilse bir araya girmek isterim. Zira söyleyeceklerim hem hayati hem de sizin de tanık olmanızı isterim. Dinliyoruz. Hayatımda ilk defa bir hata yaptım. Fevkalade büyük bir hata. Beni başka hatalara da sürükleyen bir hata. Feride, ben sana yalan söyledim. Ben bir yıldır Zerra ile birlikteyim. Ben Zerra'ya nişan yüzüğü bile aldım. Bitmedi. Daha beteri de var. Süleyman Bey'in katledildiği günle ilgili de sana yalan söyledim. Yaptım dediğim soruşturmayı yapmadım. Günlerdir vicdan azabından uyuyamıyorum. Öldüm öldüm dirildim. Artık buna bir son vermek gerek. Yaptığımın cezasız kalmaması gerektiğini de biliyorum. Bu yüzden izninle cezamı da kendim kestim. Bu dosyadan çekiliyorum. Gördün mü? Turgut'un sana onurlu bir adam olduğunu ben söylemiştim. Geldi, samimiyetle yalan söylediğini itiraf etti. Buna ne diyeceksin peki? Şaşkınım. Turgut yaver değil. Bu işin içinde değil. Sadece yalan söylemek zorunda kalmış bir insan, o kadar. Ben sana Turgut'u anlatmaya çalışıyorum ama sen ona sokak serserisi muamelesi yapıyorsun Salih. Tamam, görevin sebebiyle insanlara itimadın azalmış olabilir. Ama her şeyden önce Turgut benim arkadaşım. Lütfen en azından buna saygı duymanı rica edeceğim.
Peki Hakim Hanım. Bundan sonra öyle yaparım.